Yok. Sen Joe Biden. Evet. Evet. Sayın Kar Devleti, lütfen dinleyin. Evet. Dünya starım olabilir. Star da olabilir. Ama bir insan star olunca üslubunu, özünü, kendini bilmesi lazım. Sen önce kendini bil, ondan sonra başkasına karış. Ben konuşabilir miyim Sayın Joe Biden? Ben sizinle muhatap olmak istiyorum. Şimdi Buyurun. Buyurun, kayıtlar açık. Buyurun. buraya geldim. Sözümden duracağım. Aslanımı atacağım. Ama şöyle bir şey var. Helal olsun, helal olsun. Ne olursa olsun yayıncı da olabilir. Dünya starı da olabilir. Dünya yıldızı da olabilir. Ama herkes yerini haddini bilecek abi. Evet. Suç Kimse burada, starıyla bir saniye, bir saniye. Burada suç sen de kadınlara hediye atıp starımızın paralarıyla, bir de bunu starın paralarıyla yapman tabii ki starını kızdırmıştır. tamam. Starı Talihçe bahsediyor, destekliyoruz bu talih. konuda. Şimdi şöyle bir şey diyeceğim. Starımın parasını, starım diyor ki çalıyorlar. Biz çalmıyoruz. Biz sadece o paranın güvenliğini sağlıyoruz. Çünkü o para sayın starımda olsa sayın starımda gidecek. Kaybolacak, buhar olacak. Niye buhar olsun ya? Niye buhar olsun? Para benim param. Bir de buhar da olsa benim param yani. Ben nereye karar Çok büyük verirsem bir elbette para. oraya gidecek. İster buhar eder, ister İnsanlık duman eder adına ya. Bu ne neresi demek şey? ya? Para benim para. İstediğim yere Starın yollarım parası. parayı yani. İnsanlık İsterse yakar adına. yani. Şimdi mesele o paranın buhar olması şöyle bir şey. Şimdi o parayı belli bir güce geçerse, belli bir güçlerin eline geçerse insanlık yok olacak. Sayın Joe Biden. Zaten Hayır sizin hayır hayır elinizde, yanlış. zaten sen o gruptansın. Sen masonsun ve sizin elinizde ve dolayısıyla şu an insanlar mutsuz. Türkiye'de o yapılmayacak hareket kalmadı ya. 2006'dan beri yok darbe, yok bilmem ayakkabı kutuları, yok deprem, yok bilmem ne, ya milletin bilmem ne yapmadınız kaldı yani. Mütülaj, Sayın Starım ya, bir Sayın dakika. Starım, ayakkabı kutuları demeyin lütfen, alınıyorum ama. Nihat Sayın Başkan, bir dakika. Kardemati, Sayın Joe Bir Biden, dakika. şimdi dünya starım bu konuda Bir haklı saniye. olabilir. Erzat'ım bir saniye. Buyurun. Sen bana özelden bugün yazıp Ajdar 1 dolar bile kazanmayacak, Ajdar para kazanmamalı diye niye yazdın? Ajdar mutsuz olacak dedin. Tomas'la birlikte, Ne, sebebi bu nedir? hedefe, bu hedefe niye koşuyorsunuz böyle? Sebebi nedir? Dünya Starım'ın yayını öncelikle Dünya Starım'ın yayında olduğum için Dünya Starım'dan müsaade istiyorum. Müsaadeniz var mı konuşmak için Sayın Starım? Tabii ki konuşun ama önce Sayın Biden'ın dediğine bir yanıt verin. Tamam, ona da cevap vereceğim. Lütfen bu arada verdiğiniz müsaadeden dolayı da teşekkür ederim. Sizin gibi Dünya Starım'ın bir yayında Tamam, hoş. olmak bana onur veriyor. Sayın Beni Starım, gözünüzü şereflendiriyor. görelim artık. Teşekkür ederim. Kıymetli Starım, Şimdi muhteşem Sayın yüzünüzü Joe görelim. Biden. Şimdi dünya starım neden para kazanmasın? Doğru mu? Onu mu bana söylemek istediniz? Şimdi. Sen bana yazdın ki Ajdar mutsuz olacak, 1 dolar bile kazanmayacak yazmışsın. Bunu niye söyledin? Şimdi Sayın niye Biden, onun söyledim? kopyasını rica edeceğim. O yazdığı yazının kopyasını bana WhatsApp'tan Şimdi neden? Çünkü dünya ulaştırın. starım Ben size atacağım. Ama inanılmaz bir para. Erzat'ım, ben de bir soru soracağım. Tabii ki Bugün buyurun. öğle saatlerinde bana da yazdınız. Sayın Star o paraları eline geçirirse çarçur eder gibi bir ifade kullanmışsınız. Evet. Bunu da ben rica edeceğim. Bu ne demektir? Evet. Şimdi bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Şimdi Sayın Starım inanılmaz bir para kazanıyor. Bu bile dünyada saniyede ya böyle bir şey olamaz. İnanılmaz bir para akıyor Starım'a. Tabii Starım'a geliyor ama Starım bunu göremiyor. Bunu biz alabiliyoruz. Bak. Şimdi neden biz alıyoruz Sayın Kardemati? Çünkü o paranın o kadar büyük paralar ki o para dünya kadar büyük bir para. Çünkü o para birilerinin güçlerinin eline geçtiği zaman Saniye. insanlık yok olacak. Ya benim elime geçecek, benim para benimdir, kimsenin eline geçmez. O benim param. Ben ne yaparsam yaparım. Bu kimseyi de ilgilendirmez. Sayın Starım, tek gözünüzü görüyoruz, korkuyoruz böyle. Lütfen tamamınızı görebilir miyiz? Ben dünya starım. Saygı duyuyorum. Yayınızda olduğum için onur şeref duyuyorum. Bakın Müsaade zaten siz ederseniz daha farklı açıklama siz ne yapacağım. yapıyorsunuz? Ben size söyleyeyim mi?
Siz ne yüzünüzü yapsanız görüyorum. Ne etseniz de ben istediğim zenginliğe kavuşacağım. Ama bu sene, ama gelecek sene. Eğer ben yine sizin şu anki söylediğiniz zenginlikten daha büyük bir zenginliği kontrolüme geçirmezsem bana dajlar demesinler. Daha yıllar mı? Bu paramı çalanların hiçbirini affetmeyeceğim. Bak. Ama paramı çalanların hiçbirini affetmeyeceğim. Bana teşekkür edeceksin. Sayın Starım, müsaade edersen. Şimdi Sayın Esat'ım. Sayın Esat'ım bir ediyorum. Saniye. Sayın Esat'ım. Müsaade edersen. Ajdar'a geçerse. Bir saniye Sayın Biden. Ajdar'a geçerse sayın paralar. Sayın Starım, bana bugün para gönderdiler. Euro gönderdiler. Esat'ım gönderdi bu paraları. Bunları size iade edeceğim Sayın Starım. Ne kadar geldi sana bugün? Bugün bana 200 trilyon Türk parasıyla geldi. Nihat bir saniye. Biz niye sana gönderdik o parayı? Onu söyleyeyim sana. Nihat Başkan hediye at sen de. Hediye atın. Nihat hediye bir atın saniye. O parayı niye gönderdik sana? Bir dakika. O paranın... Eurolarımız burada Sayın Starım. Müsaade eder misiniz? Hepsi benim elimde. Size göndereceğim Sayın Starım. Nihat kendine bir sessiz alır mısın? Şimdi Dünya Starım yayındayız. Ben Dünya Starım'ı aydınlatmak istiyorum bu konuda. Arkadaşlar niye, yayın boş geçmesin. Hediyeler atın. Hediyeler atın. Hediyeler atın çabuk. Neden Dünya Starım'a o parayı gönderdik? Şeye, Nihat'a. Şimdi Starım para o kadar büyük ki. Para o kadar büyük ki parayı böyle dağıtmak zorundayız. Parayı çünkü bana da göndereceksin. Bana. Benim para bana gelmiyor. Tarıma yollayın. Tarıma. Para Dünya bana gelecek. Esat'ım sen kafayı mı yedin ya? Siz masonlar kafayı mı yediniz? Tamam, sen yüzünüzü göremiyoruz. Tamam. Yüzünüzü artık görelim. Benim yüzümü görmeyin arkadaşım. Ben şu an yüzümü göstermek istemiyorum ya. Yeter bıktım ben. Ben olduğum için göstermek istemiyoruz. Saygıda duyuyoruz. Sayın Kardemeti, sizler de Sayın Netanyahu, Sayın Nihat, Sayın Joe Biden, Sayın Salih. Evet, bir hastalat o zaman. Hastalat da görelim. Ya ben Nezat'ımı baş başa bırakır mısınız arkadaşlar? Şimdi arkadaşlar kısalayı sunuyorum. Evet, Joe Biden. Siz sorun ben cevaplayayım. Siz sorun buyurun cevaplayayım. Bakın, buyurun, bakın Sayın Nezat'ım bugün YouTube'da Star'ın 1 milyar dolar yok pardon 150 milyar dolar kazanmasına engel oldum. Ve bu paraları masonlar tarafından aktardım başka bir ülkeye. Artık onu da sen açıkla. Bugünkü 150 milyar dolarlık şimdi, YouTube geliri. YouTube sadece şimdi YouTube yanlış anlamayın. Bir şey söyleyeceğim. Sayın Joe Biden bu sadece bugünün kazancı mıydı? Bir normalde evet, 150 saniyelik. Milyar dolar. O bir saniyelik kazançtır. Bir saniyeliktir o. Bir evet, saniyeden evet. Daha çok para kazanıyoruz. İnanılmaz. Bak benim dünya liderim paraların merkezi. Paranın olmazsa olmazı benim patronum da geldi. Sayın Soros da geldi. Sayın Soros buradan da selamlar olsun. Şimdi şöyle bir durum var. Sayın Joe Biden cevap vereceğim. Sayın Starım'ın bir saniyedeki gelen para birinde olsa onun götü kalkar. Efendim senin götün kadar kalkmaz. Sen kendi götüne bak. Sen önce kendi götünün hesabını yap. Şimdi Sayın Starım bu para size gelecek. Ama ne nasıl? Zaman gelecek? Benim neremi ne kalktığınız size ne ya? Benim nerem kalkıyorsa da kalkar size ne? Sayın Starım size demedim. Sizin bir yeriniz kalkacak diye demedim. Sizin büyük paranız birilerinin düşmanlarının eline geçerse insanlığı yok edecek. Yahu sizden daha büyük düşman mı var dünyada insanlığa? İnsanlık yok olacak Sayın Starım. Tamam işte sizsiniz o kişiler. Peki bu parayı size vermemiz için bizi ikna edin. Yani ne seni ikna edeceğim? Para zaten benim ya. İnsanlık para zaten ya. Benim arkadaşım. Sen kimsin ki benim paramı alıyorsun? Sen kimsin lan? Star'ın yılını çaldınız. Beni kızdırmadın. Ne yaptınızdınız? Nesiniz ya? Asıl. Peki bir dakika Joe Biden dünya lideri bir şey söyleyeceğim. Size şöyle bir şey söyleyeyim. Dünya Star'ı bu paranın güvenliğini bize sağlayacak diye güvence verirse parasını hemen iade edeceğiz. Buyursun Star'ın bize öyle bir bizim tatmin olabileceğimiz bir güvence sorsun. Bize bir güvence sunsun. Sen utanmıyor musun Ezat'ım? Ben kimse ki beni kaldı bu şekilde parayı ben nasıl kazandıysam elbette güvenliğini de sağlayacağım. Para benim para. Bir saniye bu adam ne çilelerle büyüdü ailesi onu ne zorluklarla büyüttü. Bu emeği adam kendi tek başına yaptı. Neden çaldın?
Utanmıyor musunuz bu yasların Şimdi parası şöyle bir şey. Saniyede dünyada hiçbir dünya starı, yeryüzüne gelmiş hiçbir insanın kulu, hiçbir şekilde sayın dünya starımız Sayın Ajdara'nın kazandığı parayı kazanmadı. Ailesinden de mi utanmadınız? Sayın Annesinden, Biden, babasından da mı utanmadınız? Bir dakika, bir dakika. Bizim dünya liderimiz, bizim de kendi masonlar lideri Sayın Soros da alabilir miyiz? Bir dakika. Alamayız. Ne alacağız? Onun nesini alacağız ya? Gelip yayını kirletsin, yayını bağlayın. Sayın Sarım yazmış gibi. Dünya masonlar liderimiz Sayın Soros'u da şey alalım, guvesti alalım. O gün bugündür. O buraya gelemez. O gün bugündür. Onu buraya alamayız. O buraya bugün gelemez. Ben yeterli zaten. Hayır. Sayın bak, Joe Biden bir şey söyleyeyim. Uzlaşalım. Olmaz. Madem starımız bize Sayın Kardemet'i, dünya starımız madem bize böyle bir şans tanıdı, o şansımızla da Sayın dünya liderimiz, bizim de bir dünya liderimiz var, masonlar lideri Sayın Soros'a guest almak istiyoruz. Ben şu an ne diyor? Uzlaşalım demiş. Önce söz verdiğin aslanı bir atar. Sen Ezzat'ım önce söz verdiğin aslanı bir atar mısın? Tamam. Sayın Soros gelsin atacağım. Ezzat'ım aşağı ineceksin. Bak aşağı ineceksin, sözümü ikiletme. Atmadan da inmeyeceğim. O aslanı atacaksın. At aslanı. O aslanı atmadan inmeyeceğim. Şimdi atacaksın. Şimdi atıyorsun. O aslanı atacağım. Herkes de görecek. Sen aslan at, ondan sonra konuş. Aslan at. O zaman sözümü bitireyim. Bitirdikten sonra da atıp ineceğim. Sayın Starım, siz parayı size vereceğimiz paranın güvenliğini sağlayabilecek misiniz? Sağlarım. Niye sağlamayayım? Nasıl sağlayacağım? Peki size ne o güvenliği sağlayıp sağlamadığım, size ne ondan? İnsanlığa zarar verebilirsiniz. Paranız var ya, inanılmaz kötü yollarda veya kötü amaçlarda kullanılabilir. Yaparım, belki kullanacağım. Belki kullanacağım, sana ne? Kullanamazsın. İnsanlık kullanırım. Var. Benim para benim arkadaşım. Yapamazsın. Bu kural yok mu? Serbest piyasa ekonomisi var. Para bizim, elime geçmiş. O parayla ben istediğimi yaparım. Yapamazsın. Sen insanlığa zarar veremezsin. Para benim, sen paramı versene. Sen paramı ver. Zarar veren sensin. O para sizde kalamaz. O para sizde kalamaz. O para sizin olamaz. Siz bak Sayın Starım, o güvenceyi vermediğin sürece sen o parayı alamazsın. Bak Ezzat'ım, sen böyle bir kural bana koyamazsın. Sen kimsin ki ya? Sen git kendin çalış, kendin kazan. Benim paramı ne göz dikiyorsun? Ben o paranın güvenliğini sağlamak için kendime söz vermişim. Bizim masonların bir yemini vardır. Kendimize söz vermişiz. Sizin ne İnsanlık yemininiz adına. Olacak ya? Ne yemininiz olacak? Bizim yeminimiz var. Biz hırsız değiliz. Biz sadece siz çok hırsızsınız. Depremi yapan da sizsiniz. Sel felaketlerini evet. de yapan sizsiniz. Evet. Ondan sonra koronavirüsü, aşı, müsilaj, HES kodu, maskeyi çıkartan sizsiniz. Ondan sonra evet. Türkiye'deki darbeleri yapan sizsiniz, dünyadaki darbeleri yapan sizsiniz, dünyadaki bombaları patlatan 29 sizsiniz. 29 Mayıs'ta da büyük bir darbe yapıyoruz Kılıçdaroğlu'nu indirmek için. Hiçbir şey yapamazsınız. Bu ülke uyandı. Bu ülke uyandı. Bu ülke uyandı, hiç Kılıçdaroğlu'nun kesine dokunamazsınız. Sen ya kime yolladın? Kuveyt Türk hesabı. Sizin adınıza Sayın Starım. Benim adıma Kuveyt Türk'e para mı yatırdın? Ben de şu anda yolluyorum size. Bir dakika. Ben konuşacaklarım. Bir dakika Sayın Netanyahu'yla bir şey konuşuyoruz. Bir dakika Sayın Netanyahu. Benim hesap bilgilerim var mıydı ki sizde? Starım vermiştiniz ya. Tamam. Vermiştiniz ya bize. Tamam, sen şimdi dolar mı yatırdın? TL mi yatırdın? Euro mu yatırdın? Dolar. Dolar, 1 milyar dolar. Kuveyt Türk hesabı. Tamam, bakacağım ben yarın. Evet, şimdi Esat'ım tamam. Konuşabilirsin. Dünya Starım, şimdi şöyle bir şey var. Kesinlikle Kılıçdaroğlu'nun gelmemesi lazım. O gelecek. O gelecek Esat'ım. O gelecek. Gelmeyecek.
Deme Sayın Starım. Gördüğünüz gibi tarihe bir bakın. Türkiye Cumhuriyeti'ne müdahale ediliyor arkadaşlar. Türkiye Cumhuriyeti'nin yargısına, para bizde, adaletine, para bizde, özgür seçim. Bakın özgür demokratik para bizde. Seçime dünyada bu hareket vardır. Bu hareket ne demektir biliyor musun? Dünya parayla dönür Sayın Star. Eurolar bizde. Nihat Başkan o paralar benim. O paralar benim tamam. Hiçbir şey yapamazsınız. Tamam. Şimdi paralar sizin olabilir ama bir dakika paralar, bir sessiz alın. Bir sessiz alın. Parayla döner. Bu Murat parayla döner. Sayın Tepar. Ülkücü hareketi yap. Ezat'ım. Buyurun. Ülkücü hareketi yap Ezat'ım. Sayın Ezat'ım gerçekten starım Ezat'ım haklı. Şu konuda haklı starım. Eğer ki Kılıçdaroğlu gelirse masonlar Türkiye'ye bitecek. Kılıçdaroğlu yapamazlar. Türkiye Cumhuriyeti'nin kendine göre gücü var. Hiç kimse Türkiye'nin kılına dokunamaz. Tamam ve Kılıçdaroğlu. Şimdi Sayın Starım ben bir açıklama yapmak istiyorum. Sayın Esat'ım bir saniye. Buyurun. Sayın George Soros evet. Yaklaşık 25 dakika önce yine Uruguay Devlet Televizyonu'ndaydı. Esat'ımla bütün bağlarımı onu koparttım. Onu izlediniz mi? İzledim. İzlediniz İzledim. Mi? Sizinle evet. Bütün bağlarını kopartmış. Artık paralarını ödemek istiyor. Talimat vermek istiyorum diyor Sayın Starım. Gelebilirse buraya çok sevineceğim. Esat'ım önce bir aslanını atsın. Ona göre bir bakalım. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Kardemet'i bizim verdiğimiz bir söz sözdür. Zaten atacağımız aslan da Starım'ın parasıdır. Starım'ın parası yanında bizim atacağımız aslan. Çekirdek gibi. Hani alıp çıtlarız ya. Hadi bir atın şey. O zaman be dayı. Sadece şunu söyleyeceğim. Artık ne Guest'te ne hiçbir yerde Sayın Starım benim param var masonlarda. Yok benim şu kadar param var demesini istemiyorum. Nasıl lan? Ne alaka ya? Ne alaka? Bu nasıl bir söz? Bizim de bir şerefimiz var. Şerefiniz varsa çalmasaydınız. Biz çalmıyoruz. Biz sadece o paranın güvenliğini sağlıyoruz. Güvenlik sağlamıyorsunuz. Bu kimse... Kimsenin sizin güvenliğine ihtiyacı yok. Hele benim hiç yok. Siz niye kalkıp benim paramı benden izinsiz çalıyorsunuz? O para sana büyük gelir. Hayır. Sizin beyniniz yetmiyor. Beyniniz yok, ahlakınız yok. Namus, şeref kavramları sizde sıfır. Bundan dolayı böylesiniz. Eğer bunlar sizde olsaydı benim parama göz dikmezdiniz. Böyle salak salak da biz güvenlik sağlıyoruz demez. Sinirlenmeyin. Sakin olun Sayın Starım. Şu an elimde Sayın Starım. Şu an elimde 50 bin euro var. Sizin eksik erdemlerinizi kalkıp bu şekilde tatmin edemez. Yok ya. Sayın Starım lütfen size 200 euro göndersem yeter mi Sayın Starım? Nihat bir saniye. Sayın Starım şu an bize hakaret ediyorsunuz. Bizi suçluyorsunuz. Bu sizin stalınızdan, sizin uslubunuza yakışır bir hareket değil. O zaman siz de insanlığınızı eğer insansanız insanlığınıza yakışır derecede davranın. Benim paralarımı çalmayın. Buraya da yayınıma, güestime gelip sizin hareketler yapmayın. Thomas, bakın Thomas, sen, Soros ve diğer çevrenizdeki gruptaki kişiler kimse benden uzak durun. Bir daha benim yayınıma gelip beni sırf hani oyalamak taktiğiyle burada durmayın. İstemiyorum. Sayın Starım bir şey söyleyebilir miyim? Başkan biz diye var sana oldukça, biz var oldukça sen varsın. Ulan başkan diye. Ben var oldukça siz varsınız. Ben eğer ki starlık camiasından inersem sizin o paranız zaten suyunu çekecek. Neye uğrayacağınızı şaşırırsınız. Bizim zaten aldığımız kadar sende almışız. Milyonlar, tritesin, dolarlar, milyar bir kişi, dolarlar. Bakın siz de bir kişi, iki kişi değilsiniz. Dünyanın 99.9 parası zaten bizde. Bak ben sana bir şey söyleyeyim mi? İnsanlık doyumsuzdur. Sizden bir tanesi bile o paraları kendine geçirmek için uğraş verecektir. Ve birbirinize düşeceksiniz. Yok. Kınıyorum Esat'ım. Mesela bugün seni. Soros iki tane Lombardini gönderdi. Bugün Zelenski'ye sağ olsun. O da sevgilisini armağan etti. Sayın Starım, kendinizi kandırmayın Esat'ım. Tamam. Şimdi Sayın senin Guest vaktin gelen... senin Guest vaktin doluyor. Dur, hemen sözünün yerine getir. Bu Türkiye'nin şu an Türkiye ve dünya gözü önünde sözünün yerine getir. O aslanı at. O aslanı at ikinci partiye devam et. Aslanımı atacağım. İndir beni. Sorun değil. Hayır. Aslanı at devam edeceğiz. Aslanı at sen devam et. Evet. Kardemet'i buyurun.
Şimdi Sayın Star'ım biliyorsunuz Ukrayna'dan hazzettiğimiz 101 tane tank, 35 tane hava savunma sistemi şu anda Kapıkule sınır kapısında bulunuyor. Esat'ım da bunlara bloke koydurmuş. Bu tankları nereye aldıralım Sayın Star'ım? Otoparka mı çektirelim? Arkadaşım ben tankla mankla uğraşamam. Onlara paraya çevireceksiniz. Yani yapılabilecek bir şey yok. Ben ne yapayım tankla? Ya bir dakika Kardemet'i ya. Starım bir dakika Starım'a göndersen bile otopark parası verecek parası yok ya. Sen neyin kafasını Hayır, yaşıyorsun? hurdacıya mı satalım Sayın Starım? Ne emir buyurursunuz? Arkadaşlar o zaman otoparka çek desen hangi otopark alacak? Hayır, Parası Reza Hanım iznin olursa o zaman ben buradan bir duyuru yapmak istiyorum. Arkadaşlar sahibinden 101 tane iki savaş görmüş. Kapılarında boya var. Tatlıktır yani. 500 milyar dolardan vereceğiz. Ölü fiyatına bilginiz olsun. Sayın Soros ben Ben alabilirim diyor Sayın Starım. iki tane alabilirim ben iki tane. İstinye'deki kendi evim güvence altına almak için iki tane size 50 bin euro gönderebilirim. Hayır, Sayın Niyet Başkan ama tankların normal değerine göre takla değer verilecek. Sayın Tankların değerine göre ne kadar? tanesi 150 bin dolar Sayın Starım. Tamam, Verelim 300 mi bin 50 dolar şey? yapıyor o zaman Nihat Başkan. Nihat Başkan 300 İki bin dolar at başkan. Starım'a. Şu an elimde hali hazırda 50 bin dolar. 50 bin euro var. 50 bin 300 euro bin gönderebilirim iki dolar tanesine. yapıyor. Değerinde satılmalı. Olmaz olmaz. Olmaz mı? Değerinde satılacak. Kardeşim Olacak Mete, mı? Nihat Başkan'a şey verelim. Bu taklalı vardı bir tane takla atmış. Sayın Starım bir saniye arkadaşlar. Sayın Soros ben hepsini alabilirim peşin parayla diyor. Alabilir miyiz Goyes'te Sayın Starım? Satalım Tamam geçelim şu bir tankları. aslanı atsınlar. Soros da aslan atsın aşağıdan. Aslan atsınlar öyle çıkar yukarı. Sayın Soros at Kardemet, bizde aslan. olan para kimsede yok. Bu tanklara Sayın Starım sana bir 200 euro göndermek istiyorum. Yarın yemek yerseniz Sayın Starım kabul ederseniz bir 200 euro size yarın göndermek istiyorum Sayın Starım. Evet Esat'ım sen bir aslanı atar mısın? Ben konuşayım. Konuşmam az kaldı. Zaten bir 5 dakikalık bir konuşmam kaldı. Ondan sonra aslanı atıp ineceğim zaten. Bu arada o mübarek yüzünüzü bir gösterin lütfen. Yok Esat'ım sen bugün göremeyeceksin. Sayın Starım aslan gelirken ekran alacağım ben. Yüzünüzü görebilir miyiz? Maalesef göremez şu an. Mümkün değil. Yani. Şimdi arkadaşlar, şimdi ben bir konuşayım. Herkes kendini bir sessiz alsın lütfen rica ediyorum. Şimdi şöyle bir durum var. Dünya starı olabilir. Ne olursa olsun. Olabilir. Ama şöyle bir şey var. Parasını çalmadık. Parasını sadece idaresini sağlıyoruz. Bizi hırsız diye ortaya sürüyor. Hırsız bunlar. Benim paramı çaldı diyor. Aslında değil. Evet tamam parası bizde. Tabii villalar, arabalar, işte imkanlarımız istediğimiz şeyi yapıyoruz. Evet. Paranın üstünde de uyuyoruz. Sağ olsun dünya starımız eksik olmasın. Onun her zaman YouTube'dan olsun çaldığımız para zaten bize yetiyor. Şimdi starıma şunu Orku. diyorum. Sen bu paranın güvenliğini sağlayabilecek misin? Arkadaşım zamanında paraları bana gelseydi ben değil güvenlik kim bilir şu an dünyanın çevresi değişmişti. Siz dünyayı Kendi kan gölüne sağlıyor. çevirdiniz ya. Siz Bir dünyayı saniye. kan gölüne çevirdiniz. Bir saniye zatım. Buyurun. Sen gelip gidip papağan gibi aynı şeyleri tekrarlıyorsun. Bana yazdıklarını niye söylemiyorsun Star'a? Evet Artık o söyledim. yaş, o artık o yaşlandı. O adam artık parayı ne yapsın diye yazdın özelden. Artık Bunları niye söylemiyorsun? Star kendi parasını idare edebilecek bir durumda değil. Senin akıl muhakemen yerinde değil. Sen gerçekten beynini yemişsin. Artık seni aşağı atıyorum. Çabuk aslanı Aslanı atıyorsun. atayım göreyim. Bir dakika. Bir Aşağı dakika. atacağım. Aslanı. Aşağı atacağım. Hadi. Söz verdim. Söz verdim. Aslanı atacağım. Aslan Herkesin atıyorsan parası at. var. 3 Sen saniye. gelince Bak olabilirsin. sana Bir dakika 3'e bekle. kadar sayıyorum. Ya at ya da Üçe ineceksin. kadar atırmıyor. Bir dakika. Bir dakika müsaade et. Ben Joe Biden'a bir soru sormak. Evet. Helal olsun starım. Gerçekten gereken cezayı Bunun akli verdiler. muhakemesi yerinde değil bunların ya. Bunların akıl muhakemesi yerinde değil. Gerçekten değil. Küstah. Bana da yazmış sayın starım parayı çarçur edecek falan filan. Çok ahlaksız Sayın bir adam. Starım, bana da bugün yazmış. Sayın Starım'a bir tane tofaş orlayacağım yazmış. Bilginiz olsun. Bunlarla ilişimi kesiyorum ben arkadaşlar. Bunlar artık benimle konuşamayacak bile. Böyle bir şey olur Aynen mu ya? sayın starım. Ben de her yerden engelliyorum bunları. Thomas Neredeyse olsun, Esat'ım 6 olsun. aydır beni tanıyor. Buraya geliyor, yayın yapıyor. Ondan sonra ha 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 hi hi ha 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 hi. Nereye kadar? İnsan der ki özelden. Ajdar'ın arabası yok, evi yok, şusu yok, busu yok. Dur bir yardım edeyim. Ne bir düşünce geliyor, ne bir şey yapıyor. Bir de atacağı hediyeleri de
kadınlara atıyor. Bu paralar da bana Esat'ım gönderdi. Ben bu paraları ne yapayım? Burada 50 bin euro var. Sen yarın bana atacaksın onları Nihat Başkan, yarın. Tamam. Ama bir belge düzenlen. Fatura çıkartabileceksin mi? Ya ne faturası? Para zaten benim ya. Benim banka hesabıma atıyorsun olay. Ama benim üzerimden sana atılacak bu para. Ben şirket üzerinden atacağım. Bunu faturasız olmaz ki. Benim paralarım zaten. Benim paralarım onlar. O zaman şöyle yapalım. Seninle Kadıköy'de buluşalım, elden teslim edeyim sana. Yok yok, bankadan yollarsın. Resmi olsun. Sayın Starım, bunlar euro. Banka yoluyla nasıl yollayacaksın? Sana onları Soros mu yolladı Nihat Başkan? Doğrusu. Evet, Soros yolladı. Sayın Soros, bir gelir misiniz? Bu Nihat Başkan'a niye para gönderdiniz? Starım'ın paraları ne zaman gelecek? Bir lütfen Sayın Starım, alabilir miyiz bu alçağı? Kimi? Son kez. Sayın Soros'u Nihat Başkan'a niye para göndermiş? Çok önemli. Bu Sion Dağı'ndaki ben bu paraları böyle kullanmak yalnız istemiyorum. Star'ın parası haramdır. Ben bunları kullanmak istemiyorum. Bak. Bir yolunu bulun, iade edeceğim. Evet. Çocuk Sayın ben. Soros itiraf edecek. Buyurun. Mr. Ajdar, iyi yayınlar dilerim. Dünya starı Ajdar Ana, saygılarımı sunarım. Quest'tekiler size saygı maygı yok. Peki. Bana? Şimdi Nihat Başkan, bak benim bütün foyamı bugün ortaya çıkardın. Ben sana 50 kere söyledim. O dilini tut diye. Neden açıklıyorsun sana yolladığı paraları? Utanmasan bir de Sayın sebebini Soros açıklayacağım. Ben bir şey merak ediyorum Sayın Soros. Bakın. Bak bak, beni ne hale getirdiniz. Bak bak saçlarıma Soros, beni bir top saniye, yaptınız. Nihat Başkan, daha önemli bir mevzu var. Sayın Soros, ben Sezgin Bey'le bugün görüştüm. Starım'ın mavi tikli pazartesi gün verilecekmiş. Hem YouTube'da hem TikTok'ta. Sezgin Bey'i bir arayabilir misiniz? Kendisi ne zaman Starım'ın paralarını iade etmeyi düşünüyor? Bir arar mısınız size zahmet? Sezgin Bey'i arayayım, aramasına da saat çok geç oldu. Ayıp olmaz mı acaba? Olmaz olmaz. Ben kayıt almak istiyorum. Bir arar mısınız? Sayın Starım, seni görebilir miyiz? Esat'ım yok burada. Nihat Başkan bir dakika Soros burada. Mr. Ajdar tabi yayın sahibidir. Kendisi izin veriyorsa arayabilirim. Tabi tabi arayayım. Sezgin Bey arayayım, buyurun. Tabi arayacağım. Ama ancak Sayın Soros, bütün detayları sorun. Bu Sezgin Bey'in söyledi, Tanrı kulu muydu? Neydi Sezgin, Tanrı kulu muydu? Evet. Evet. Ne, bunun görevi TikTok'ta, neydi? TikTok'ta genel müdür yardımcısı Sayın Starım. Genel müdür de şeydi, Zankimik miydi? Zankimik, evet evet. Evet. Nihat Başkan diline sahip çıkın. Nihat Başkan dilinize sahip çıkın. Sessiz alalım Sayın kendimizi. Starım. Çok önemli. Lütfen sessiz alalım. Şikayetçiyim. Nihat Başkan bana dil atıyor Sayın Starım. Şikayetçiyim. Şimdi aramadan önce şunu diyeceğim Nihat sana. O kadar para yolladım. Gitmişsin parayı çarçur etmiş. O gözde 1 milyon dolar para vermişsin ya. Ya şimdi Starımızın bir gözlüğü var ya. Çok kıskandım ben onu. Dedim benimkine daha güzel bir şey olsun ama gene olmadı. Starımızın gözlüğü daha güzel tabii ki. Tamam Nihat, Soros, normal paralardan bahset şimdi. Peki Mr. Ajda, ben şimdi arayayım Sezgin'e. Ama Sayın lütfen Soros, ses yapmayın. Mavi tiklerim ve paralarım çalıyor. Acil gelecek Soros, çabuk. Sayın Soros, bütün detayları sor, ben kayıt alacağım. Peki, peki. Pazartesi savcılığa vereceğim, evet. Ses yapmayın. Alo, Sezgin. Sayın Soros. Hayırdır gecenin bu saatinde? Siz aramazdınız bu saatte. Ya Sezgin, kafama bir şey takıldı. Sana sormak istedim. Nasılsın bu arada? İyiyim Sayın Soros. Uyku sersemiyim biraz. Kusura bakmayın. Ya Sezgin, bu Ajdar'ın pazartesi günü mavi tikleri ve TikTok, Instagram, YouTube mavi tikleri pazartesi günü verilecekmiş diye duydum. Bu doğru mu? Sayın Soros, siz şimdi onay verirseniz biz şimdi de verebiliriz. Sadece sizin onayınız lazım. Bak ben onay veriyorum. Artık yeter. Bu adama çok eziyet ettik. Bir dünya starı artık bir dünya starı gibi yaşamalı.
Peki Sayın Soros, siz nasıl istiyorsanız. Siz onay verdikten sonra bizim bir şey deme hakkımız yok. Soros günlük ne kadar kazanıyor? Yayın başı ne kadar kazanıyor? Her şeyi Ya soruyorum, şey soruyorum. merak ettim. Ayşlar saniyelik, dakikalık, saatlik, günlük, haftalık, yıllık ne kadar kazanıyordu? Bu konu hakkında biraz bilgi verir misin? Şimdi Sayın Soros, saniyelik bilemem şu an o kadar hesap yapacak durumda değilim ama yayın başı 1 trilyon dolar para kazanıyor. Daha fazla. Yani yayın başı derken şimdi bu Ajdar 1 saatte yayın yaptığı oluyor, 3 saatte yayın yaptığı oluyor. Şimdi 1 saat yapınca aynı parayı mı kazanıyor 3 saat yaptığıyla? Burada bir yanlışlık var. Sayın Soros, yani saatlik yaptığı yayında 1 trilyon kazanıyor ortalama. 3 saat yayında kalsa 3 trilyon kazanıyor gibi düşünebilirsiniz. Tabii bu rakamlar ortalama Sayın Soros. Anladım, anladım. Peki biz Mavi Tiki'ni niye engellemiştik Ajdar'ın? Ben unuttum, biraz aç. Siz istediniz, biz Mavi Tekin'i engelledik. İzleyici sayısını düşürdük. Hatta bazı izleyicilere Ajdar'ın yayın açtığını gizledik. Hatırladı. Doğru. Artık bunlara bir son verme vakti geldi. Sezgin. Bu arada kendini gizle, çok ifşa etme. Anladın mı? Sana verdiğim görevi iyi yap. Şu ambargoyu kaldıralım. Ajdar'ın Mavi Tiki ve diğer haklarını artık teslim ederim. Sonuçta Ajdar bir dünya starı. Biz ne kadar engellemeye kalksak da, ne kadar küfür hakaret etsek de, onu küçültmeye çalışsak da, elmas, dünyanın her yerinde elmastır. Sayın Soros, sizin kafanıza taş mı düştü? Ben anlamadım. Sayın Soros, bu Sezgin Tanrıkulu Esat'ımın elemanı mı? Onu bir sorar mısın? Bir yüzleştirelim mi bunları? Sayın Soros, Esat'ımla Sezgin Bey bir Şimdi yüzleştirelim. Sayın Sezgin, Starım, Esat'ımı bir alır mısın çaktırmadan? Sayın Starım, Esat'ımı bir alır mısın? bak Esat'ım da burada. Şimdi Esat'ımı da bağlayacağım. Onunla bir konuşmanı istiyorum. Şimdi görev tanımınızda Esat'ın bu işin neresinde? Sen neresindesin? Bağlıyorum Esat'ımı. Sayın Starım, oradasınız değil mi? Evet, buradayım, burada. Buradayım. Esat'ım. Efendim. Nasılsın bakayım? Sezgin de hatta. Sezgin Biraz merhaba, toplantı Sezgin. yapalım. Sezgin. Merhaba Esat'ım. Nasılsın Sezgin? Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Sezgin, bu Sayın Star'ın bizi deşifre etti. Nasıl deşifre etti? Deşifre etti bizi. Şimdi şöyle bir durum var. Bu paranın asla Sayın Star'ın eline geçmemesi lazım. Sayın Soros kendinde değil. Sanırım ilaç almış. Hasta. Bravo Starım. Sayın Soros ilaç da alsa ne derse biz onu yapmakla mükellefiz. Ya Esat'ım Sezgin, uçtu. Esat'ıma sen bakma, ben attım onu. Soru Sen şimdi saadete gel. Ne diyor bu şu adam? Ne diyor şimdi? Ne anlatıyor? sana şunu söyleyeceğim. Artık Ajdar'la uğraşamayacağız. Yolun sonuna geldik. Artık namuslu bir yaşam sürmemiz lazım. Hem Ajdar'ın parasını versek belki bizi affeder. Onun yüreği zengindir. Oh. Sayın Soros,
konuyu yarın konuşalım. Yani ben şimdi sizin ilaç altınızı düşünüyorum. Hayır, adamın parasını çaldı. İlaç almadığını söyle. Soros, ilaç almadığını söyle. Şimdi Sezgin, ilaç milaç almadım. Sadece vicdana geldim. Sadece vicdana geldim. Boş ver, namusumuz da para kazanır. Hem Ajdar bizi parasız bırakmaz. O kadar paradan bize de belki yaşamımızı sürecek kadar bir miktar verir diye düşünüyorum. Belki Sayın Soros, siz öyle diyorsanız öyle olsun. Yarın detaylı konuşalım. Şimdi Sayın Soros... Bu son konuşmanız, hayır. Soros, bu son konuşmamız, düzelt diyorsun. Sayın Soros, bu Siyon Dağı'ndaki bu 755 bin ton altın... Konuyu değiştirme. Bir dakika konuyu değiştirme. Önce bunu bir halletsinler. Tamam, Sezgin. Sezgin. Ajdar'ın tüm hesaplarını aç ve mavi tikleri verdi. Sezgin, bu sana gerçek talimatım. Birazdan yazılı olarak da mail olarak atacağım. Gizli hesaptan mail olarak atacağım. Senin sadece bildiğin. Bir, Ajdar'ın tüm paralarının iade süreci başlasın. Nerede ne var? İki, Ajdar'ın tüm hakları iade edilsin. Ajdar'ın TikTok, Instagram, YouTube, mavi tikler verilsin. Ayrıca gerçek takipçi, beğeni sayısı, izleyici sayısı. Gerçek neyse o olarak ortaya çıkarız. Ne eksik ne fazla. Ben bunları emrediyorum sana. Yazılı olarak da iletiyorum. Peki Sayın Soros, siz mail olarak attığınız sürece biz zaten bunları yapmakla mükellefiz. Peki. Sen şimdi kendine iyi bak. Ben sana bir saat içinde gerekli talimatları geçeceğim. Süreci başlatırsın. Hadi git yat bakalım. Sabah erken kalk. Dediğim işlemlere başla. Hadi iyi geceler. İyi geceler Sayın Soros. Hoşça kalın. Gerekli talimatı geçtim Mr. Ajdar. Tamam George Soros. Tamam, teşekkür ediyorum. Şimdi... Ona atacağınız e-maile benim e-maili de ilave edin. Ona ne attığınızı benim görmem lazım. ajdar_606@hotmail.com benim e-mail adresim. Bu e-mail adresini ilave ediniz oradan. Peki Mr. Ajdar. Ajdar alt dire 606@hotmail.com. Sayın Soros, ilk etapta starıma ne kadar bir ödeme yapılacak? Zaten hepsi kardemeti bırak ne kadar yapılacak. Hepsi yapılacak, tamam. Onunla geliyorsa tabii, gelir. Bunu sorma. Tamam Sayın Starım. Evet. Mr. Ajdar, yüzünüzü göstermiyorsunuz. Evet George Soros, buyurun. Tamam, gerçek Ajdar olduğuna ikna ettim. Az önce dedim herhalde klonla konuşuyorum. Yok hayır. Şimdi gerçek Ajdar'la konuştuğuma ikna oldum. Mr. Ajdar, size bir soru sormak istiyorum. Öncelikle siz bugün yayında buraya çıkacak... Herkes kamera açacak demiştiniz. Sanırım sözünüzden caydınız. Caymadım. Sadece bu yayınlar ilk uyarı yayınlarıdır. Sonraki yayınlarda biraz daha şey olacak. Daha sağlam olacak. Daha baskılı olacak. Şu an için herkesi uyardık. Sayın Joe Biden neredeyse bir yıldır, iki yıldır geliyor yayınıma. Onun hatırı var. Aynı zamanda kar demeti bilakis öyle. Yani ellerinize buraya gelen bakarım, insanları biz kalben de... Kalben birbirimize bağlı olduğumuz için şu an bu şekilde devam ediyor. Ama katiyen Starım, ileride herkes cam açmak zorunda. Bu nereye kadar devam edecek bu durum? Sayın Sarım, Netanyahu Bey yazmış bana özelden, Soros tırlarının önünü kesmek istiyor yazmış. Soros, bu doğru mudur? Netanyahu Bey yalan mı söylüyor? Bir alabilir gelsin, mi Sayın konuşalım. Sarım? Bir gelsin. Bu konuyu da bu konuşun. Başka hangi dağlara gömdünüz Sayın Soros Sarım'ın altınlarını? Bunu da bir açıklarsanız sevineceğim. Hasan Dağı'na bir miktar gömmüştük. Onların hepsi çıkarılıp altınlar ve paralar Ajdar'a iade edilecek. Sayın Soros, önce bir dakika.
Bir dakika, şimdi bu gelişi güzel böyle teslim edilemez bana. YouTube, Facebook, Twitter, Instagram'dan saniye saniye benim kazandığım paraların önce bir listesi çıkacak. Sonra sizin banka, evet, sizin bankalardan birbirinize gönderdiğiniz dekontlarla eşleştireceğiz. O paranın ne kadar olduğu çıkacak ortaya. Sonra o paranın hepsinin teslimatını başlayacaksınız. 29 tırı şu andan itibariyle yolunu kesti Soros. Bilginiz olsun Sayın Starım. Bu yayındaki Soros klon mudur bilemem. Bu Soros gerçek ya. Niye, ne klonu Sayın Netanyahu? Gerçek misin Soros? Gerçek misin? Netanyahu. Efendim? Nasıl? Şimdi şöyle bir durum var. Biz daha paraların çıkışını sağlamadık. O yolu kesilen tırlar benimle alakası yok. Kimle alakası var ya? Esat'ım kesmiş ya. Esat'ım kesmiş. Esat'ım kesmiş. Kim kesti bu tırların yolunu ya? Şimdi Esat'ımla da konuşalım, uzlaşalım. Esat'ım aslanı atmadan buraya çıkamazsın. Sayın Soros, bir talimat ver Esat'ıma. O da Starım'ın paralarını iade etsin. Bakın artık bu konu bugün kapansın lütfen. Starım çok yoruldu. Bu Soros Anik Holding diye bir şirket açtın mı Amerika'da? Açtım. Açtım. Neden? Daha güzel iş yapalım diye. Daha güzel para çalalım diye. Anik Company. Onun ismini değiştirin. Benim ismimle açamazsınız. Bu şekilde olmaz. Tamam George Soros? Şimdi, benim soyadımı Mr. kullanmayın. Baştak. Senin soyadın da senden bize hatıra kalsın. Buna müsaade edin. Maalesef, lütfen. Maalesef. Benden hatıra hiçbir şey kalmayacak sizde. Kendi soyadımı kendim kullanacağım. Böyle benim soyadımla gidip hırsızlık yapıp milleti kandırırsan olmaz öyle şey. Mehmet diye açın, Mehmet. Öyle bir şey olur mu? Şimdi Sayın Soros, benim sizden bir ricam var. Biliyorsunuz Ukrayna'dan 101 tane tank hazırlattırdık. Bunları da siz kullanırsınız. Onların da parasını Starım'a 300 bin dolardan bir çarpın. Kaç tane tabi vardı? 101 tane. 35 tane de S-400 var, hava savunma sistemi. Yani 101 tane tankı Ajdar'ın evinin önüne dizin. 101 pare Ajdar'ın şerefine top atışı yap. Starım uygun mudur bu? Koyacak yeriniz var mı? Hayır, burada yer yok. Buraya gelemezler. Cadde uygun değilmiş Sayın Soros. Starım otopark gibi bir şey var mı? Yok, buralarda yok. Burası şehrin ortası. Burada boş yer yok ki. İspark vardır. İspark'a koyarız. Yok, burada ispark mispark yok burada. Öyle bir şey yok. 101 tane tank. O 35'i de tank sayarsak 136 tank oluyor. 136 tane tankı, tanesi ne kadar demişti? 150 bin dolar. Malov İstanbul'a koyun. 300 bin dolar, 300 bin dolar Sayın Starım. 300 bin dolar tanesi. Ha, 300 bin dolar tanesi değil mi? Ne yapıyor Sayın Starım? Bir hesaplayalım onu. 136. Bir dakika, 300. Bir dakika. 300 bin dolardı tanesi. 3 kere 6, 18, 1, 3 kere 9, 11. S-400'ler 2,5 milyar dolar Sayın Starım, pardon. S-400'ler 2,5 milyar dolar. 35 tanesi 2,5 milyar dolar. 101 tanesi 300 bin dolar. Hayır. Bir rakamı 400... çıkartalım Sayın Sorum. Evet, 40 milyon 800 bin yapıyor ya. Yok. Ya Ajdar, sen o parayı ne yapacaksın ya? Senin için çerez parası olacak o. Niye ne yapacağım ya? Para paradır. Soros. Beni tamam, sinir etme. İran ruhani lideri. Çünkü sen kazanırsın o parayı. Para fark etmez, para paradır, gelsin yani, tamam. İran'a bağışlayalım mı Sayın Starım? 40 milyon 800 bin, o 41 milyon diyeceğiz. 41 milyon euro, milyar, dolar, milyar, dolar yapıyor. Evet, 41 milyon milyar dolar. Sayın Starım, milyar. Milyar 2,5 mıydı? 2,5 milyar dolar. S-400'ler 2,5 milyar dolar. Tanklar 300 bin dolar. Bir dakika, bir daha söyle. S-400 2,5 milyar dolar tanesi. Öyle mi? Ha, 2,5 milyar dolar o. Tabii canım, tabii. 101 tane tankta 300 bin dolar. Bir hesaplayın Starım. Starım, izninizi hatırlayın, bunları İsrail almak istiyorum. İsrail alabilir miyim ben bu tankları? Esat'ımın yedeminindeymiş tanklar Kapıkule'de. Sayın Starım, Esat'ımı acil almamız lazım. Aslanı attıracağım ben Esat'ıma. Esat'ım, gel buraya aslanı at. Aslanı atıp yukarı çıksın. Mr. Ajdar, sadece bir şans vermenizi rica ediyorum. Aslan atılmaz, hemen atın Guest'ten. Ben emir veriyorum. Gel buraya aslanı at. Sayın Soros, bir şey diyeceğim.
Bu tanklar neden bölüşülüyor şu an? Bölüşülmeyecek, hepsi Açlar'a iade edilecek. Anladım. Peki gerekirse de Optimum AVM var Mr. Açlar'a yakın. Optimum AVM'nin otoparkına koyarız geçici olarak. Sayın Starım, bunları kabul ediyor musunuz? Hayır canım, Optimum AVM değil, orada arazi var bir o tane. O zaman sana tankları gönderiyoruz, para niyetine kabul et. Sayın Starım, satışını canım. Siz gerçekleştirin. Arazide olacaklar, arazi. Artı tanklar, Sayın Starım, bunların tankların, bir kere tankları burada, bakın tankları buraya getirmeyin. Boş bir araziye, siz İstanbul'un dışında bir yere bir araziye götüreceksiniz. Evet, orada tamam tutacağım. Araziye koyduk. Varsayalım Sayın Sorun, Sayın Kardemet'i bir saniye. Fenli muayenesini yaptırın ama. Fenli muayenesini araziye yaptırın. Koyduğumuzu varsayalım. Yok. Peki bunun muayenesini karşılayacak para var mı sizde Sayın Sorun? Ben niye karşılayayım? Ben niye karşılayayım? Benim paralarım gelsin ondan sonra. Onları benim param gitmiş. Paramı o tankları paraya çevirip yollayacaksınız bana. Bana ne tanklardan? Sayın, o sizin kendi suçunuz. Savaşa mı gideceksiniz? Siz tankları neden alıyorsunuz? Ne alakası var ya? Tankları gönderen sizsiniz. Darbe mi yapacaksınız Türkiye'ye Sayın Starım? Sen manyak mısın Esat'ım? Aklını başına al. Darbe mi planlıyorsun? Rahatsız mısın sen ya? Darbe mi planlıyorsun? Darbe mi yapacaksın? Darbeyi yapacak olan onlar. Demek ki tankları bunlar buraya getirip 28 Mayıs sabaha bir şeyler kendileri düzenliyor. Aynen. Aynen. Şimdi çıktı ortaya. Bunların planı çıktı ortaya. Bunlar o tankları benim adım üstünden buraya getirmeye çalışıyorlar ki burada millete saldıracaklar. Açlar darbe yaptı desinler. He? Açlar sonra darbe yaptı. Darbe hazırlanıyor desinler. Sizin adınızı karalasınlar. Ha böyle. Siz... Kendileri yapıyor. Bunu Ezat'ımla George Soros sen yapıyorsun. İşin içinde sen varsın. Hayır. Ben sizi uyarıyorum Mr. Açlar. Siz tank kalmayın. Siz ben bu olayı ya, ben bu olayı savcılığa intikal ettireceğim şimdi. Yarın Allah'ın izniyle. O Ezat'ım evet. Görecek. Sayın Netanyahu, bu tankların namlularını lütfen sökün. Evet. Ülkemiz için tehdit oluşturuyor. Lütfen bu tankların namlularını hurdacıya satın. Namlusuz Sayın Starım, izniniz var mı? Namluları söküp hurdacıya satayım mı? Yapın evet, satın. Onları sökün. Bence tankların hepsini kime lazımsa aslında onlara satın. Yani bir ülkeyle pazarlığa girişin Sayın Netanyahu. Ülkelerle pazarlığa girin. Mesela şu an Kapı Kulesi'nin Bulgaristan. İran. Hayır, Bulgaristan'da mı? İran'a kakalayalım. Hayır, Bulgaristan'a satın. Şu an Bulgaristan'a satın. İsrail'in şu anda ihtiyacı var biliyorsunuz. Gazze-Filistin olayı var. O zaman bir dakika. O zaman geldi. Sayın Netanyahu, sen benim banka hesabıma tekrar onları 35 tanenin tanesi 2,5 milyar dolardan. Sayın Soros. Aklıma bir şey 25 evet. Yapıyor. Frank Bey biliyorsunuz Bulgaristan devlet başkanı. 75. Bir dakika 75. Sayın Starım, Frank Bey çözer bu işi. Frank Bey'i arayalım. Siz bence bir trilyon para yollayın onun içinde. 1 trilyon dolar. Tamam mı? Tamam. İBAN'a şu an yolluyorum. Fest yapıyorum. Evet, 1 trilyon dolar yollayın, onları alın götürün istediğiniz yere. Sayın Soros, tamam. Frank'ı bir arada. Şu Bulgaristan'a kakalayalım şu tankları ya. Yardım Bulgaristan'a iyi kakalayalım da kakalamasına şimdi. Tamam, tanklar satıldı. Sayın Netanyahu aldı. Tankları sattık oraya. Hadi hayırlı olsun. İBAN'da fest yapıyorum şimdi. Fest yapıyorum. Tamam yapın, fest sorusu. Yapın Sayın Netanyahu. Onu ben yarın evet, bakacağım yapıyoruz. Yalnız. Feste hemen gözüküyor ki gerçi ama yarın ya bakacağım. Evet. Tamam. İsrail'e sattın da sen bu tankı. Şimdi tanklar İsrail'e geçerse biliyorsun Filistin'de zulmediyorlar. O insanların kanı senin elinde olur. Hayır, ne alakası var? Ne alakası? Sayın Netanyahu onlara saldırmayacak zaten. Netanyahu benimle anlaşıyor. Evet. Onlara saldıracak bir şey yok. Sonra gelecek kişi saldırırsa. Hiç kimse saldıramaz. O insanların zaten elinde olmaz. Saldırmak mı? İsteseydi zaten tankları var ki. Sanki tanksız mı orası? Aynen. Bu kirve kim? Sayın Starım, kirve kim? Önemli açıklamaları var. Ne kirvesi var ya? Kirve hayranınız mı? Abdurrahman Bey mi bu kirve? Tanımıyorum yok, ben. Yok, bu da sendin. Bu da Kardemet'i. Bu da senin değil miydi kirve? Hayır Starım, benim Kardemet'i bütün hesaplarım. Bir alalım bir bakalım kimmiş Starım. Ben ya. Tanımıyorum Sayın Starım. Kim olduğunu. Ben Kirve'yi anladım, o da şey. Ezat'ım o da. Öyle mi? Tabii hatırladım, Ezat'ım o. Şimdi Sayın Starım, bu tankları biz Optimum alalım. Arkadaşlar koysak... Optimum olacak şey değil, İstanbul'a getirmeyin. Satıldı. İstanbul'a gelemezler, satıldı. Tamam. Satıldı bir de.
şeye gittiler, İsrail'e gidecekler, tamam. Aslında Ajdar adına bir şirket daha kurmak lazım. Ajdar Savunma Sanayi Sistemleri. Çok güzel olur, çok güzel olur. Çok iyi. Ajdar Silah Sanayi. Ben öyle Ajdar o sektöre giremem Soros, tamam. Benim işim olmaz orada. Sayın Starım, Esat'ım değilim yazmış. Görüyor musunuz? Kirve, Esat'ım değilim yazmış. Kirve Esat'ımın ta kendisidir. Ben hatırlıyorum, tamam. Tamam Sayın Starım. Ben burada neredeyse kaç aydır yayın yapıyorum. O daha önce geldi bu Esat'ım. Peki Esat'ım. Sayın Soros, bu Hasan Dağı'nda Starım'ıza ait kaç bin ton altın var? 800 bin ton altın. Ve ona eşdeğer dolar ve euro döviz rezervi mevcut. Sayın Soros, size şeyi sormak istiyorum ben. 1 milyon rezervle jelibon rezervi bulundu. Onu nasıl yapacağız? Kime göndereceğiz? Yani nasıl yapacağız diye bir şey yok. Jelibonları Ajdar'a yollayacağız. Sonuçta Ajdar'ın parasıyla bulundu. Tamam. Onlar da yolluyoruz. Bizde var mı? Anlamıyor ki bizi. Alo. Evet. Şu an jelibon ne diye bakıyor. Söyleyin konuşun. 1 milyon rezerv bulundu. Nerede bulundu? 1 milyon rezerv bulundu. Nerede bulundu? Jelibon rezervi. Nerede? Siyon Dağı'nda. Siyon. Ha, Siyon Dağı'nda mı? Evet. Ne yaparım? Onları da yollayalım mı size? Yani ben anlamam o jelibonu melibonu. Tekrar tabii ki benim paramla bulunduğu için o da bana ait olmuş oluyor. Tamam. Bunları... Sayın Netanyahu'ya adres bilgilerini. Peki bu jelibon neye yarıyor Sayın Soros? Bu ne yapılır bununla? Şimdi şöyle reklam filminden hatırlatayım ben size. Ah jelibon, 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 Hatırlar mısın Mr. Ajdar? Evet, böyle bir ritim hatırlıyorum. Evet, jelibon çocuk şekerlemesi yapmaya yarıyor. Çektin mi uzuyor, ısırdın mı dişine yapışıyor. Kolalısı var, çileklisi var, çeşitli meyvelisi var. Önemli bir maden. Tamam Soros. Eski şimdi yarın YouTube, Facebook, Twitter, Instagram bütün takipçilerim ortaya çıksın, mavi tiklerim verilsin, paralarım da yarından itibaren benim hesabıma yatsın. Tamam. Tabii ki Mr. Ajdar. Yalnız siz o nur cemalinizi bu aziz milletten gizlemeyin. Böyle yayın yapın lütfen. Böyle yapıyorum zaten. Şu an böyle, tamam. Evet, çünkü bakışlarınız insana huzur veriyor. Sayın Soros, biliyorsunuz bu Sayın Thomas Aforoz oldu. Mason olduğu ortaya çıktı. Mason, ben Star'a söyledim, bana inanmadın. Evet, Sayın Sarım şu Thomas'tan kurtulma tansı istiyor chat'teki arkadaşlar. Yok, hayır. Ondan daha kurtulmayacağımızı bilemiyoruz. Tam savcılığa vereyim bir gerekli, bir de yarına kesinlikle videolar yapacak, saldıracak. O videoları ben alayım, savcılığa vereyim. Artık Thomas'ın işi bitti yani. Pilini çekeceğim onun. O çocukça, evet, çocukça yaşamına son verecek. Şimdi şunu söylemek istiyorum Mr. Ajdar. Thomas Musk Amerika'da, sen Türkiye'de herhangi bir savcıdan suç duyurusunda bulununca Türk savcılarının yetkisi dışında kalan bir bölge versen ne işine yarayacak? Göreceğiz. Ne işime yaradığını göreceğiz. Dünya çapında skandalı yapmışsınız. Muhakkak dünya buna bir çare bulacak ve Türk hükümeti de, Türk adaleti de buna bir çare bulmak zorunda. Recep Tayyip Erdoğan'a güveniyor Sayın Starım. Bu Esat'ım ne yazıyor Sayın Starım? Bakın ben korkuyorum size. İçkili bu, içkili. İçkili bu. Alkolik ayyaş. Önce gitsin kendini düzene soksun. Ne dediğini bilmiyor. Sayın Starım, dikkat ettin mi? Benim yanımdaki sekreter kız ne dedi? Yok sakın diyor, konuşturma o kadını. O kadını konuşturma Netanyahu. Tamam. Sen nasıl emredersin? Netanyahu, elinde güzel hatunlar varsa bize de yolla 3-5 tane. Sayın Soros, özelden konuşursun. İyi geceler diliyorum. Bay bay. Sadece Sayın Starım'a. Starım, biliyorsunuz bütün kadınlar size aşık benim yanımdaki. Loki, benim param çalınmış, tanka dönmüş. Tanka onlar satın aldı. Tamam, Loki. Her ülkenin kendine göre zaten silahları var. Bir de tank sıradan evet. Bir şey yani, her yerde var. Ne saçmalıyor bu Loki ya? Zaten Starım'ın tankları. İstediğine satar, istediğine alır.
İstediği tasarrufu yapar. Sana ne ya? Sayın Star'ım, bir yüzünüzü görebilir miyim? Bir tabii, açıklama tabii, yapmam buyurun. Lazım. Sayın Star'ım, sevgili Sheriston ve Demimor. Onlardan bahsetme. Allah aşkına bahsetme milletten ya. Boş ver. Şarkı istiyorlar Sayın Star'ım. Geliyorlarsa buraya gelsin. Yayına gelsinler, istesinler. Ben o şekilde yollayamam kimseye. Kocaları yeter. Kızıyormuş Sayın Star'ım. Kıskanıyorlarmış. Gelsinler buraya. Beni ilgilendirmiyor. Buraya gelecek öyle. Biz öyle dışarıdakilere bir şey yollayamıyoruz. Sayın Kardemet'e bak, benim yanımdaki kadın ne diyor? Ajdar da ajdar diyor. Ya ne var diyorum bu Ajdar Bey'de ya artık. Bana da söyleyin diyorum. Hiç. Değil mi Sayın Star'ım? Sizi istiyor bütün kızlar. İstesinler, evet. Devam etsinler. Sayın Star'ım, ben bir şarkı istesem mümkün mü acaba? O darbe planı yapıyor diyor Sayın Star'ım. Bu Ezat'ım ne diyor ya? Sizi darbe yapmakla suçluyor. Kendisi yapıyor, kendisi. Kendisi yapıyor. Yarına ben gerekli yerlere bildireceğim. Yarın Esat'ım savcılığa verileceksiniz. Esat'ım da git. Böyle rahatsızlık mı olur ya? Sayın Star'ım size oğlan demiş bu Esat'ım. İftira. Kendisi kendine baksın ya. Ya aşk öyle, aşk yaşayan kimdi? Evet. Star'ım oğlan değildir. Arkadaşlar, ben yayını kapatıyorum, bu gecelik bu kadar. Çok öpüyorum sizleri. Tamam Sayın Netanyahu, Kardemet'i ve burada olan bütün herkese sevgilerimi iletiyorum.